Evet, değerli dostlar, selamun aleyküm. Ramazan'ın ilk gününden Polonya'daki hani son gecemiz, yarın sabaha karşı yola çıkacağız buradan. Bizi servise alacak önce Krakow'a. Krakow'dan şöyle etrafı göstereyim ben size. Bu arada ben de görüşmeye devam edeyim ama bunda olmuyormuş galiba. Şöyle göstereyim o zaman. Krakow'da gideceğiz. Servisle Krakow'dan sonra trenle, hızlı trenle başkenti Varşova, ardından da hızlı trenle Varşova'ya, Varşova şehir merkezine ineceğiz. Yaklaşık herhalde 1-2 saat kadar bir vaktimiz olacak orada. Oradan 15 dakikada bir tren varmış merkezden havalimanına. Oradan havalimanından da 14.55'te uçağın havalanması bekleniyor. Biz saat 1, 1 çeyrek gibi hava alanda olsak herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Varşova Havalimanı çok kalabalık bir yer değil. Ondan sonra bugün fazla değerlendirecek bir şey yok. Açık Hava Müzesi'ni gezdik. Ondan sonra bir boşluk verdiler, bir 200 saat kadar. O zaman zarfında biz de hazırlıklarımızı yaptık. Yarın için eşyalarımızı toparladık. Bir gelir giderlerimizi bir hesapladık. Onları koyduk, yazdık bir kenara. Rakamlarımızı tutturduk. Onlarda bir sıkıntı yok. Hazırız diyelim. İşte orucun ilk günü evde olmak güzel olurdu aslında. Hem orucun ilk günleri biraz insan alışması biraz zor oluyor. Evde olsa iyi olurdu. Hem hafta sonuydu. 2 gün boyunca biraz oruca alışırdık. Son mesai de çok zorlanmazdık. Biz tabii mesai sabaha geleceğiz. O gün belki mesai gitmeyiz ama ne bileyim. Bizim geleneğimiz vardı arkadaşlarımızla. İlk sahuru beraber yapma gibi. Onu da çok özledim. Arkadaşlarımı özledim. Evet. Öğleden sonra piknik yaptık. İşte mangal yaptılar. Sağ olsunlar yine bize özel ilgi gösterdiler. Onlar domuz salam yediler. Biz ise tavuk eti yedik. Ardından yani hiçbir zaman tekrar tekrar söylüyorum, masada hiçbir zaman alkol ilişki yoktu. Yine yoktu. Biraz oyunlar oynattım, izci oyunları oynattım. Çok sevdiler. Ardından da buranın saatiyle saat 8.30, Türkiye saatiyle 9.30. Burada da eğer oruçlu olsaydık şu an gün batmak üzere, birazdan da orucumuzu açardık. İtalyan ekibi bugün ayrıldı. Gece biz Letonya ile ayrılacağız. Bulgaristan ekibi öğleden sonra ayrıldılar. Sadece Roman ekibi kalacak yarın gündüze. Onlar da yarın gündüz hareket edecekler. Burada ormana bayağı girdik. Çok yeşil bir yerdi zaten. Her yer orman gibi. Hem bir şey dikkatimi çekti. Hiç şey yok. Dikenli bitki yok. Hiç. Yani bizim orada mesela çalılık, böyle yeşillik yerlerde hep kuş üzümü dediğimiz böyle dikenli bitkiler olur. Hiç yoktu burada. Hiç, sıfır. Hiç görmedim. Ondan sonra her yer ısırgan otu. Her yer. Gözle görebildiğin her yer ısırgan otu. Ondan sonra otelimizin önünden bir tane nehir geçiyor. Nehirde kocaman kocaman balık da var. Tek bir olta sallayan görmedim. Ya, yasak olduğunu zannetmiyorum. Ama kimse de tutmuyor. Zaten buranın gelir şeyini eve döndüğüm zaman ciddi bir şekilde araştıracağım. Nedir ne değildir diye. Evet, bugünlük bu kadar kısa olsun. Belki gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bir yayın yapabilirim. Bilmiyorum. Şöyle nehri göstereyim. Şu an piknik alanından otelimize doğru yürüyoruz. Şöyle göstereyim etrafı da. Açık Hava Müzesi şu an görecek olduğunuz yer. Genellikle 1800'lü yılların sonunda yapılmış bir yer. Rahat 5 tane kilise vardı. Yani çok fazla insan yaşadığını zannetmiyorum. Belki 100
İnsan ancak yani 100'den belki fazladır ama 20-30 hane vardı. Ama 4-5 tane özellikle Ortodoks kiliseleri vardı. Roma Ortodoksu diye bahsetti rehber. Yanında da Esra var. Esra'yı da görün. Evet. Onları gezdik. Hepsinde farklı farklı. Evet, adam bir tane avcının evine girdik. O adamın devasa evi var arkadaşlar. Öyle böyle değil sigara, yani. Postane. Postane vardı. Sigara basılan yerler vardı. Terzi vardı. Fotoğrafçı vardı. Ondan sonra iyi yani onunla ilgili detaylı fotoğrafları Facebook sayfamdan bakabilirsiniz. Oraya yükledim onları. Gerçi bir diye atmıştım. Tamamını yükleyemedim. İkinci postayı atamadan drive'e yedeklemiştim ve telefonumdan da sildim. Onu artık eve gidince Açık Hava Müzesi 2 diye yayınlayabilirim. Oldu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili dostlarım, Allah'a emanet olun. Ramazanınız da mübarek olsun. Polonya Sanok'taki son gecemiz 27 mi? 27 Mayıs 2017 Cumartesi. Cumartesi. Allah'a emanet. Selamünaleyküm.